Hoş bir ifade değil bu. Doğru bir yaklaşım değil. Bir e, toplum büyük bir, bir travma yaşıyor. Bir terör saldırısı var. Patlayan bir bomba var. Hayatını kaybedenler var. Görüntüler insanın hem delinden üzüyor hem de asabını bozuyor ve bir o kadar da öfkelendiriyor. Fakat Amerikan medyasının meseleyi yani New York Times'ın bu şekilde görmesi hakikaten çok düşündürücü ve ortada bence bir ikiyüzlülük de var. 2200'lüğü sizin ekranlarınıza taşıyacağım. Benzer durum tavır Wall Street Journal'da da oldu. Ama Wall Street Journal ve The New York Times Fransa'daki ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki yine korkunç terör saldırılarından bahsederken kullandığı manşetlerde haberin içeriğinde hiç turizmden bahsetmiyor. Şimdi bakınız Paris'te IŞİD'in saldırıları oldu. Niş'te oldu. Charlie Hebdo saldırısını hatırlayacaksınız. Dolayısıyla çok e, yıkıcı ve çok da e, talihsiz e, terör saldırılarıydı bunlar ki hepsini de kınıyoruz. Orada da birçok e, masum insan hayatlarını kaybettiler IŞİD teröründen ötürü. Ve söz konusu New York Times ve What Street Journal bu haberleri işte IŞİD terörizmi olarak veriyor. Geliyoruz. Burada da Paris'te terör saldırısı olarak veriliyor. Geliyoruz buraya The New York Times. Burada da yine Londra'da bir terör şiddet olarak veriliyor. Geliyoruz buraya. Burada da yine aynı şekilde New York Times terörist saldırıdan bahsediyor. Manhattan'daki ve aynı zamanda da Avrupa'daki terör saldırısı Fransa'da. Ve geliyoruz yine New York Times. Aynı şekilde bir terör vurgusu yaparaktan terör saldırısının yaşandığı yerin uydudan lokasyonunu veriyor. Location'un uydudan veriyor. Şimdi bunu yapıyor New York Times, Wall Street Journal. Avrupa'daki terör saldırılarında terör vurgusu yapıyor. Ama dünkü İstanbul'un kalbindeki terör saldırısında New York Times terör ifadesi kullanmak yerine hiç söz etmiyor bundan. Direkt turizm ne vurgu yapıyor. Turistlerin geldiği bir yer. Türk insanının burada yani hiçbir değeri yok. Yani bir ülkenin bir ulusun bir, bir yası var. Yas tutuyorlar. Hiçbir değer, hiçbir değeri yok bunun. Bu, bu bakmak bu evrensel e, gazetecilik etiğinin neresine uyuyor? Ben bir yerine uyduramadım bunu. Ya bu, bir, bu hiç etik bir yaklaşım değil. Bu iki yüzlü bir yaklaşım aynı zamanda. Burada terör vurgusunu ısrarla yapılıyor ki yapılmalı. Doğru olan budur. Doğru olan terör vurgusu yapmaktır. Ama İstanbul'dakini o, o, hiç, o kavram hiç kullanılmıyor. Sanki yokmuş gibi davranılıyor. The Wall Street Journal ölümcül patlama diğer ülkelerdeki olaylara terör diyorlar ama Türkiye'deki olay ölümcül patlama olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi, şimdi bunlar doğru yaklaşımlar değil ki Wall Street Journal'da The New York Times'da Amerika'nın saygın yayın organlarıdır. Uluslararası alanda da çok önemli yayın organlarıdır bunlar. O da zaten bir beis yok. Fakat böylesine bir manşetler üzerinden yaklaşım ortaya koymak tabii ki tepkiyle de karşılandı. Haklı tepkilerdi bunlar Türkiye'den gelen. Şimdi.